İlkerci YouTube kanalından herkese merhabalar. Çok heyecanlıyım dostlar. Neden mi? Çünkü bugün şuradaki manı çekmeye geldim. Peki nereye geldim? Akaslanoğlu karavana geldim. Bir tane man gördüm. Bana fotoğrafını attı bir arkadaşım. Abi dedi bunu çekmelisin. Ben de öyle yaptım. Atladım geldim. Ne yaptınız abi siz ya? Efsane. Efsane yaptık. Kesinlikle efsane. Abi nedir şu an tezgahtan çıkan araç? Sen söyle adını. Ben man olduğunu belirttim. Evet. Sen de ufaktan detaylarını anlat bize. 4x4 180TG. Efsaneler efsanesi bir man uzun şase. 4x4 bir karavanın avantajları ne abi? 4x4 man karavanın avantajları şöyle söyleyeyim. Hissettiğinde otomatik devreye girer. 8,5 litres vardır kendisinde. Yokuş kalkış desteği, iniş desteği, ondan sonra koltuk ısıtma. Her şey var abi. Direksiyon ısıtma. Tam harikalar harikası bir araçla karşı karşıya. Yani şöyle yolda giderken birden ana yoldan çıkmak istiyoruz ailecek değil mi? Evet. Çıktık abi girdik toprak yola. Evet. Araba bunu fark etti. Fark etti. Hemen arkaları devreye sokuyor. Peki abi kaç kişi konaklayabiliyor bu MAN TG'de? 4 kişilik yatak kapasitesi var. 4 kişi çok rahat konaklayabilir. 2 arka, 2 ön teleskopik masa ile birlikte koltukların olduğu kısımda yatak olur. Ya peki her araçtan yapılabiliyor mu bu semi entegre? Semi entegre her model araçtan Gato, Mercedes, Iveco'da uyguladık. Henüz Mercedes nasip olmadı. Olursa onu da yapacağız nasip olursa. MAN bu 4. aracımıza başladık 4x4'te. Bir 4 araçta siparişlerimiz var. Beklemedeyiz. Araç geldikçe. Onu da gördüm hiç. Griden bahsediyorsunuz değil mi? Efsane bir şey. Onu da size boş halini bir göstereceğim. Fikriniz olsun semi entegre ile alakalı. Evet, bu boşu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada boşu var. İçinde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şu an boş. Semi entegre olmaya hazırlanıyor. Zaten dışı bitmiş, olmuş artık. Bu olay bitmiş ya. Evet abi, yani ben baktığım zaman sanki bu araba burada üretilmemiş gibi duruyor. Ya gerçekten evet. O içten söylüyorum bunu. Evet, gelen tepkiler o yönde. İşte satışa koyduğumuzda arayanlar bizi hayır Avrupa, hayır yerli diyorum. Hayır Avrupa, hayır yerli efendim. Gelin görün testlerimizi inceleyin bakın. Bayağı kurban satışına dönmüş abi. Kesinlikle. Satıyorum, sattım. Evet. Yerli mi, değil mi? Evet. Öyle gidip geliyoruz. Ya ülkemizde böyle bir karavan üretiliyor mu? Evet, ürettik. Buradayız işte ekibimiz. Yaptı sağ olsunlar. Evet, buradalar abi. Bekleriz. Yeşilbayır'a, evet. Arnavutköy tarafında. İstanbul'un 3. Havalimanı yakın. Evet, yani burada üretiliyor bu araç efendim. Evet, üretiliyor. Buradayız. Tabii şimdi siz de merak ediyorsunuz. Bu kadar konuştuk, ettik. Hadi içine geçelim o zaman. Biliyorsunuz evlerde ilk intiba çok önemlidir. İşte kapıdan başlar intiba efendim. Karavanda da öyle çünkü bu bir ev değil mi abi? Kesinlikle. Nasıl bir kapı tercih ettiniz bunda? Sky Windows dediğimiz karavan kapısı kullandık bunda. Tuğlenin giriş tutma kolu, domatik camlar, omüstor tente, domatik havalandırmalar, domatik fiyanmanın 12 volt havalandırması. Önden böyle bir içeriği anlattık gibi oldu ama hepsini göstereceğiz. Merak etmeyin. Geçelim abi. Evet, hayır. Kapıdan başladık. Karavanın bütün hakimiyetini kontrol panelinden sağlıyoruz. Evet. Gayet seviyorum da ben bunu. CVA bu değil mi abi? Evet. Lambalara elektrik buradan gidiyor. Su motoruna buradan gidiyor. Dolayısıyla lambalara buradan gidiyor. Hepsini bir yerde topladık burada. Kontrol panelinden akülerin dolu boş oranı, su depolarının doluluk boş oranı, yaşamak için ne kadar dolu boş olduğunun tamamını kontrollerini buradan sağlayabiliyoruz. Ön tarafta bayağı bir ferahlık sağlanmış Sky Window tekniğiyle değil mi abi? Evet. Şuraya yeni sistem yaptık. Daha önceki araçlarımızda yoktu o sistem. Çok güzel olmuş. Buradan aldığımız oiller aynı şekilde buralara getirip. Çok kullanışlı olmuş. Üstü baya evet. Baya efektif bir şekilde evet. Kullanabiliriz gibi gözüküyor. Sky Windows'un gökyüzü burada yatarken evet. Gökyüzünde yıldızları saymak için. Oo, süper. Yani semi entegre karavanlarda olmazsa olmaz gökyüzü camı. Evet. Açılır kapanır olması. Evet. Bu açılıyor değil mi abi? Evet. Cam açılıyor. Evet. Cam açılıyor. Kapanıyor. Buradan da hava
sirkülasyon olabiliyor. Aracın zaten kokpitini ben size anlatacağım ayrıca arkadaşlar. Onu bana bırakıyor musun abi? Kesinlikle abi. Tamam abi. Efsane bir kokpit var. Şuraya bak ya. Bu arada direksiyon ısıtmalı falan bu manlarda. Öyle böyle değil. Direksiyon ısıtma ne demek ya? Koltuğu geçtim artık direksiyon da ısıtmalı. Elleriniz üşümesin anacığım diyor man. Harika bir ekran var. Hani ticari sınıfta olmasına rağmen man bunu bayağı böyle hani lüks binek araç sınıfındaki gibi tasarlamış. Acayip hoşuma gitti. Otomatik vites 4x4 man TGE. Yani isteyen herkesin olsun inşallah diyorum. Hani güzel bir araç be. Evet abi biz hemen yaşam alanını anlatmaya devam edelim. Bir arka tarafa geçtik. Nereye geçtik? Oturma odası diyelim. Tabiri caizse oturma odası. Evet abi burada nasıl bir sistem var? Nasıl bir dizilim var? Burası oturma grubu. Araç şoför dahil 3 kişilik yolcu sayısına sahip. 2 kişi önde yolculuk yapabiliyor. Evet abi. Diğer 2 kişi de burada emniyet kemeri burada yolculuk yapabiliyor. Burası teleskobik masaya yatak olur burası. Evet. Hop diye yatak oldu arkadaşlar. Evet burası bu şekilde. Muhabbet alanından uyku alanına döndük şu an. Burada da 2 kişi rahat rahat yatabilir. Yatabilir. Kesinlikle. 2 kişi konaklayabiliriz, 4 kişi konaklayabiliriz. Bence 4 kişi çok rahat bu karavanda konaklayabilir abi. Tabii ki camlarımız dünya devi. Domatik. Evet abi domatik. Son zamanlarda çok fazla görmeye başladım karavanlarda, Türkiye'de kesinlikle üretilen evet karavanlarda. Evet güzel cam, hani benim de hoşuma gidiyor. Galiba şu da yeni çıktı değil mi abi? Sürgülü. O kapı bölümünde sürgülü cam hep var ama burada kapı olduğu için, camlar dışı açıldığı için kapıyı açtığımızda camı da açamıyoruz. Dolayısıyla kapı açıkken burada. Ya böyle. O da dometik ama değil mi? Bu da dometik. Değil mi? Yani sürgülü cam ben dometik yani çok sadece fazla görmüyorum. Sadece sürgülü camı kapının olduğu bölümlerde kullanıyoruz. Hani Avrupalıların kullandığı gibi. Avrupalılar evet da bu şekilde kullanıyor. Diğer camlar yağmur korunaklı ama burada işte kapı açıkken burayı açmak istediğinizde burada sürgülü. Dışarı açtığımız zaman kapı açılmıyor bu sefer. Belki yolda giderken klima değil de hafif bir hava girsin içeri diye de tasarlanmıştır olabilir, bence. Evet. O şekilde yani, kullanabiliriz. Yani benim seyahat halinde tabii seyahat halinde bu camları açamadığımız için açamayız, oradan evet, böyle ama hafif bir tatlı esinti girsin içeri diye de düşünülmüş olabilir. Evet. Hemen zaten oturma grubunun üstünde de bir havalandırma görüyoruz. Kolludur bu da. Sineklik kapalıyken açıp kapatabiliriz. Aynı zamanda sinek geldi içeriye. Evet. Hop tık diye sessiz sedasız kapandı. Peki abi bu arabada ısıtma sistemi ne? Vevosta marka Vevosta kullandık bu araçta. Evo 55 dediğimiz. Evet, orijinal Webasto. Yani firmanın ismi Webasto arkadaşlar. Evet. Bunu neden belirtiyoruz? Webasto diye piyasada bunun muadilleri markalar var evet, ama evet o değil. Bu bildiğin orijinal Webasto. O bu değil. Orijinal Webasto. Evet. Eksi 30 derece soğukta içerisi 3 dakikada fırın. Su ısıtmada bunda V'li kullandık İngiliz. Evet. Hem 220 ile çalışır hem gazla çalışır. Kampiklere gittiğimizde gaz kullanmayıp 220 enerjiyle sağlayabiliriz. Karavan kampiklerine bağlanmadan da 220 elektrik kullanabiliriz. Bu araçta 2000'lik Victron. Yani tabii daha ne olsun abi. Yani 2000'lik inverter varsa. Kendimiz de üretebiliyoruz. Yani. Peki kampa gittik canımız sıkıldı. Ne yapacağız efendim? Canımız sıkıldığında televizyonumuz var burada. Evet, hem abi oturma grubunda hem dışarıya. Tentemizin altında da televizyonumuzu izleyebiliyoruz. Televizyonumuz o şekilde. Hemen altta da bir dolap görüyorum. Burada ayakkabılık burası. İşte yazlık ayakkabılarımızı barındırdığımız bir yer. Çok büyük ihtiyaç dostlar. Bir kesinlikle ayakkabılık çok büyük ihtiyaç. Bir de böyle tertemiz yepyeni bir karavana ayakkabıyla girmek sıkıntı olabiliyor. Yani ön şeye bile ayakkabıyla girseniz onun pisliği içeri gelebiliyor. Dışarıda çıkarıp hemen bir ayakkabıyla atabiliyorsanız çok şanslısınız demektir karavanda. Abi ben şu buzdolabının olduğu bloğu çok merak etmeye başladım. Değişik şeyler görüyorum orada. Yatta kullanılan buzdolabı kullandık. Bunun da indel bir çift motorlu buzdolabı. Süper abi. Üstü normal
sebze, meyve ve yiyeceklerimizin kullandığımız yer. Aşağısı da dip prizdir. Hı hı. Elbise dolaplarımız. Oh. Bayağı bir şey abi, villa dolabı gibi bir şey olmuş bu yani. Bayağı büyük yani. Gezer villa aynen. Şimdi tabii dolabı gösterdin. Dolap yeterli. Tabii. Güzel, dip frizli. Gayet her şeyimizi sığdırabiliriz. Evet. Bir de bulaşık makinesi var, evet, arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Hanımlar bu olaya çok seviniyor. Kesinlikle. Hanımlar en çok sevindi. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Değil mi abi? Yazlıklarda ve karavanlarda kesinlikle maalesef eşlerimiz, kızlarımız mutfaktan ayrılamıyorlar. Kesinlikle. O yüzden bu bence... Eşlerimizin karavan, iki çocuğumuz varsa üçüncü çocuğumuz da karavan oluyor efendim. Değil mi abi? Kesinlikle. Vallahi çok güzel bir tespit. Peki bu semi entegrede rahat bir uyku çekebiliyor muyuz? Kesinlikle efendim. Yatağın boyu 195. Hı hı. 140 genişliği var. Gayet yeterli. 1.92 müşterim geldi. Uygulamayı ona göre. Süpermiş. Ama bayağı modern gözüküyor yatak odası. Kesinlikle. Gerçekten. Kim tasarladıysa emeğine sağlık. Kim tasarladı abi bunu? Tasarımcınız var mı daha doğrusu? Nasıl yol izliyorsunuz? Abi bizim tasarımcımız ustalarımız. İşte 24 metrekarenin içerisinde nereye ne yapacağımızı, kendimiz daha kolay uygulayabiliyoruz. Çünkü dar alanları geniş alan yapmak kaydıyla. Evet. Bir de şimdi Akaslanoğlu'nun çok uzun bir geçmişi var dostlar. Yani evet, meslektaşız diyebilirim neredeyse. Kesinlikle, çünkü evet, film sektöründen geliyorlar. Kulis karavanlar yaptılar Türkiye'ye. Yani binlerce karavan yaptınız abi, evet, değil evet mi? Yani bizim karavanlarımıza kasaturalarla, silahlarla, çaldır paldır tarların tabanın içinde, taşlıkların içinde girip çıkarlar. Evet. Kesinlikle dökülmemesi lazım. Evet. Hatta abi, sizin de bir tespitinize katılıyorum. Fuarda bizim tanıtımımızı yapmıştınız. Bizim karavan kolay kolay dökülmez. Paldır, çaldır, küldür, gir içine. Olmakla taşların üstüne git. Evet. Dağa çık, depe çık. Kesinlikle mobilyalardan veya kasadan gıcır gıcır ses varsa araç bizimdir efendim. Aynen abi. Ya çünkü dönem filmlerinde, dönem dizilerinde kesinlikle böyle bayağı kılıçlarla, botlarla, kesinlikle, işte ne bileyim o ağır kostümlerle giriliyor. Yani evet, şahit oldum çok fazla. Bunları düşünülerek. Evet. Bunu modern karavanlarınıza da uyguladınız. Bu sağlamlığı çok iyi abi. Evet. Çok iyi. Gerçekten emeğinize sağlık. Evet, yatak odası bölümü de böyle arkadaşlar. Ama bir şey dikkatimi çekti. Çok güzel bir kitap okuma lambası var orada. Kesinlikle. O ne abi? İki sistem yanar onlar. Hı hı. İki sistem yanan bir kitap okuma lambası. Evet. Hemen detayını bir hemen görelim. Hem yandan yakar, hem ucularından yanar. Rahatsız etmek istemiyorsak yanında ki yatanın arkadaşı, ortası yanar, yandan yanar. Vay. Değişik değişik sistemleri var. Vay, çok güzel. Nasıl göreceğiz? Güzel. Benim karavanlarda en çok sevdiğim yer tuvalet, banyo arkadaşlar. Bayılırlar. Biz de oraya bayılırlar. Hemen bakalım. Kesinlikle abi. Kesinlikle hemen. Şöyle bir gösteriyorum size. Tuvalet, banyo ortak kullanılıyor. Çok güzel ama bunun en güzel yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tuvaletten duşu ayırmaları. Kesinlikle. Süper. Abi bir ölçülerden bahseder misin? Banyomuzun ölçüsü 80'e 80. Hı hı. Burası da 80'e 100. Hı hı. Tuvaletin olduğu yerde 80'e 100. Çünkü lavabo ve WC'nin olduğu yer çok rahat. 80'e 80 bir banyoda... Yani duş almak yani evdeki konfor aratmıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Bu arada evet, konfor derken konforu arttırmak için de bir takım şeyler kullanmışsınız. İşte, nedir onlar? Masaj aparatları bunlar. Masaj, karavanda masaj. Masaj da yapıyoruz, evet. Çift taraflı bir aynalı dolap. Çok bu da güzel düşünülmüş abi. Çift taraflı dolapları mevcut. Süper. Burada da var. Yani her alan kullanılmış gördüğünüz gibi banyoda. Hop, dokunmatik, tıraş olurken, makyaj yaparken yukarıda da gördüğünüz gibi bir lamba var. Burada da üçgen evyemiz var. Çok güzel ya, valla. Elinize sağlık abi, çok güzel olmuş burası. Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen nereye geçiyoruz? Mutfağa geçiyoruz. Mutfakta yine benim sevdiğim Tedford Triplex var çünkü. Abi bununla neler yapabiliriz ya yemek olarak? Ne istersen yapabilirsin. Abi sen çayımızı koy.
Çay demlensin. Çekimimizi bitirdiğimizde çayımızı içeriz. Çayımız da hazır. Süper abi. Bayağı böyle bakın evimiz. Fırın, Ted Ford'un triplex fırını bu. Hı hı. Üç gözlü. Burada işte pasta, börek, karnıyarık, sosyalarımızı yapabileceğimiz fırını. Pizza da pişirebiliyoruz aynı zamanda. Süpermiş be. Burada işte veboslaşma yeri. Orada evet abi. Orta ısınması alıyoruz. Buradan da sıcak suyun düğmeleri var. Burası baharatlık alanımız. Çok güzel. Hemen yemeği böyle katmak için tık evet. Tık tık oradan al koy abi. Soğan patates yerimiz. O zaten abi Türk evlerinin ya olmazsa olmazı abi. Evet. Soğan patates evet. Çekmecesi. Kaşık bıçak burası. Gayet geniş, yeterli. Burası dolabımızda da... tencereler, tavalar aklınıza ne geliyorsa. Dolaplar da gayet yeterli gözüküyor. Evet. Süper. Fiyamanın hem 12 voltta çalışan hem dışarıya hem içeriye. Ve ocağın üstünde olması bence çok kesinlikle mantıklı yani, olmuş. Bir davulmaz görevi de görüyordur bence. Kesinlikle iki türlü kullanılabilir. Süper olmuş. Abi o elindeki ne? Truba'nın 2200 Avanta Comfort Climas. Hem sıcak hem soğuk. İçerisi yazın ferahlatır. Boşuna villa demedik başta değil mi? Evet. Boşuna villa demedik. Gerçekten hani klimada artık olmazsa olmaz. Bu tip artık lüks sınıf karavanlarda olmalı yani. Evet abi yani. Müşterimiz her şifur istiyor aracı. Kesinlikle evet. Bu segmentle bir araç yapıyorsa klimada olsun be ya artık değil mi yani? Bu ne abi? Burada bir şey görüyorum ben. Bu damacanadan su getiriyor bize buraya. Ha, dışarıdan kapağı var göstereceğim onu dışarıda evet. İzah ederken. Şurada bakın. Evet. Düğmeye bastığınızda şu an motorun sesi geliyor evet. Ama içinde su olmadığını söylüyor. Evet, evet. Buradan su geliyor. Temiz suyun kendine ait bir hidroforu var o zaman. Evet içme suyunu buradan bu şekilde kullanabiliyoruz. Süpermiş. Damacana suyumuzu. Evimiz Ted Ford'un muska şeklinde olan evyesi. Domuzlu sıcak soğuk suyu. Burada baharatlık bardak koyabiliriz. Artık kim ne isterse. Ne şekil isterse kullanabiliriz. Değil mi? Biz yaptık diyorsun. Kim nasıl isterse kullansın diyorsun. İşte ne isterse nasıl isterse kullanmak istiyorsa şey kullanabilir. Şu ışığı da görelim madem ön tarafta. Ha? Üst sistem yanarı bu. Bu gece... Uyurken karavanın içinde... Mavi ışık. Güzel. Evet. Tekrar yaktığınızda üstü yanar. İstediğiniz süper. Gibi kullanabilirsiniz. İster aşağı getirin. Çok güzelmiş be. Çok şık duruyor bir de. Böyle yağmur yağıyor gece. Vuruyor arabanın üstüne. Loş olsun hafif loş olsun. Ortam. Siz de burada oturuyorsunuz. Güzel. Yaktınız ışığı. Tasarım da güzelmiş ışığın. Valla hoşuma gitti. Evet. Neden olmasın? Yani biz de yapabiliriz. Niye olmasın? Kesinlikle evet. Bir kutu giderken verir misin abi? Evet, yukarıda da apliklerimiz var. Evet. Apliklerimiz 220 ile çalışır bunlar. Hı hı. 12 volt kullanmak istemiyorum dediğinde 220 ile de devam edebiliriz. Süper. Bir seçenek, bir tercih. Hem 212 volt elektriği var, hem 220'si var. Hangisi canım? Zaten sen dedin 2000 watt inverter var, hem de Victron dedin yani. 3 tane güneş paneli var, 615 yukarıda. Üstünü de göstereceğim bu arada aracın. Evet. Bakacağız. Koskoca karavanı neyle besliyorsun enerji olarak? 3 tane güneş panelimiz var yukarıda, 205-615 oluyor toplam. Hı hı. O 165 Victron'un aküleri var. 330 amper. Hı hı. Lityum mu bunlar? AGM Victron'un AGM'si. Victron'un AGM'si başkadır arkadaşlar. Anlatmama gerek yok. Victron'u kendi sitesinden araştırabilirsiniz. Bir karavan yaptırıyorsanız veya yapıyorsanız bir göz atın derim. Hadi dışarıya çıkalım. Dışında da bizi güzel şeyler bekliyor. Kesinlikle. Nereden başlıyoruz abi? Nereden başlayalım? Tutma kolundan karavan hem güvenlik açısından süper. Güvenli karavana binmek için aynı zamanda karavanın kapısını kilit olarak da güvenlik açısından kullandığımız Thule'nin. Nasıl bir şey oluyor abi? Bir göstersene bana. Karavana binerken tutamak, binip çıkıyoruz. Karavanın kapısını kapattığımızda. Çok güzel be. İkinci bir kilit.
Süper. O kendiliğinden kilitli. Bunu, bunu kırmadan burayı açamaz. Vay. Onu da kıramaz abi. Tul bunu, çünkü. Evet. Bunun kırması için de karavanı parçalaması lazım. Değil mi? Karavanı parçalana kadar biz neredeyiz? Değil mi abi? Artık yeter. Evet. Buzdolabı havalandırmalarımız. Evet. Bazı buzdolaplarında biliyorsunuz havalandırma menfez gerekiyor. Bazılarında gerekmiyor. Çift motorlu olduğu için buna çift havalandırma açtık. Bu da Truman'ın burada mangal yapabiliriz gazdan. Buradan gaz alıyoruz. Mangalcılar sizin için tasarlandı. Taş mangal. Taş mangal. Semi entegrelerin en sevdiğim yeri burası. Tuvalet demiştim ama burası da var arkadaşlar. Şuradan olmasın ya. Gayet geniş. Burada çamaşır makinesi yeri de var LG'nin. Müşterimiz gerek duyarsa. Hatta hazır diyorsun. Hatta yeri hazır. Her şeyse hazır. Çamaşır makinesi 2,5 litrelik çamaşır makinesinde hazırlanmış. Giriş, su giriş ve su çıkışı yeridir. O zaman sana bir tavsiye vereyim mi abi? Buyurun efendim. Hani 10 yıllık bir karavan kullanıcısı olarak. Evet. Şuraya da bir tane menfez açın. Isıtıcının şeyi gelsin burada çamaşırı kurutsun. Olur mu? Aa. He? Olur mu? Olur mu? Bir dahi karavanda kesinlikle uygularız. Oo süper. Kendi fikrimi de bir karavanda görmek beni onurlandırır açıkçası. Kesinlikle efendim. Klimanın serinliği ayrı. Tente'nin de tabii gölgesi farklı. Evet abi tente. 2,5 metre açılır. 4 metre uzunluğunda Omistor'un uygulamış olduğu tente Avrupa bu da. Evet. İstersek burada... Çarpmaya karşı böyle bir sistem yapmışız görmediğinde, çarptığında. Burada, burası demirdir, şaseden gelir. Aha. Gerek duyarsak motor aparatı takabiliriz buraya. Aa. Daha önceki uyguladığımız karavanlardaki gibi. Gerekirse, müşterimiz gerek duyarsa bisiklet aparatı da takabiliriz. İkisi bir arada olanı da göreceğiz. Hı hı. Geri gelirken geri görüş kamerası. Üçüncü... Abi bayağı orijinal olmuş bu ama ya. Kesinlikle. Baksanıza yani bayağı bizim... orijinal gözüküyor. Dış duş. Olmazsa olmaz. Bu karavanlar, olmazsa evet. Karavan çabuk kirleniyor. Özellikle plaj kenarlarına gittiğiniz evet, zaman. Evet denize girdik. Çıktık duşumuzu alıp içeriye giriyoruz. Tuzumuzu döküp burada. Kesinlikle abi. İçeriye giriyoruz. Kasetli VC'mizin kasetisini buradan çıkarıyoruz. Süper. Hop. İşlem tamam. Taharet musluğu mu gördüm onda? Taharet musluğu var evet. Taharet musluğu taktım. Taharet musluğu biz takıyoruz. Evet en önemli yerlerden birine geldik dostlar. Nedir orası? Gaz tesisatının yani tüpün olduğu yere geldik. Akasyanoğlu karavan gerçekten böyle Avrupa standartlarında bir tüp dolabı yapmış. Biliyorsunuz Avrupa'da karavanların onay alabilmesi için bu tüp dolabının dışarıda olması gerekiyor. Akasyanoğlu karavan da bunun... Belki de ilk örneklerinden biri Türkiye'de. Yerli karavan üretiminden bahsediyorum. Evet, ithal karavanlar geliyor bu şekilde ama yerli karavanda açıkçası ben ilk defa görüyorum İlker Yen olarak. Siz gördüyseniz daha önce ne mutlu size. Çünkü böyle olması gerekiyor. Ekstra bunda başka bir şey daha var. Tüp sistemi, bunda LPG sistemi var bunda. Buradan taksiler, gazlı taksiler vardır kesinlikle. Buradan harika. Mazotumuzu doldururken gazımızı da dolduruyoruz. Damacana suyumuzu buradan koyuyoruz. Damacanayı da buraya koyuyoruz. Damacanamızı süper. Da buraya koyur. Bu da motoru yukarıya getiriyor suyu bize. Süper. Hemen devam ediyoruz. 220 elektrik dışarıdan. Verili'nin baca dış egzoz çıkışı. Burada Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Victron. Evet. Farkında mısınız? Bak gönülden reklamını yapıyorum şu an Victron'un. Çünkü gerçekten başarılı ve güvenli elektrik sistemi. Evet. 2000'lik inverterimiz bu. Hem klimayı, aracın üzerindeki klimayı seyahat halinde çalıştırması için akülerden 12 volt 220 elektriğe çeviriyor. Telefonla akülerimizin dolu boş alanını görebiliyoruz. Hı hı. Bluetooth sistemi var değil mi abi bunlarda? Bluetooth sistemi var evet. Bluetooth smart sistem. Evet AGM aküler. Biraz önce evet. İçeride konuşmuştuk. İçeride konuşmuştuk. Victron AGM 165'lik 2 adet akü bulunmakta. Burada da bir menfez yapmışsınız. Herhalde ısınmaya karşı. Isınma sistemine karşı ne olur ne olmaz. Evet. Bir güvenlik. Akasyanoğlu YouTube kanalında videonun sonuna geldik. Emeğinize sağlık abi. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Herkesin dediği gibi aslında Avrupa standartlarında olmuş bu karavan. İnşallah yenilerini de göreceğiz. Çekmeye geleceğim.
İnşallah video kanalımızdan diğer araçlarımızın videolarını da izleyebilirler. Evet dostlar, duydunuz, Akaslanoğlu Karavan'ın YouTube kanalından eski araçların videolarında, yeni çıkacak araçların videolarında izleyebilirsiniz. O zaman hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.